Kuyumculardan 500 er gram altın toplanacak, kamu bankalarında birikecek. Sürpriz yönetmelik taslağına göre her bir kuyumcudan 500'er gram altın toplanacak. Bu yolla kamu bankalarında 20 ton altın biriktirilecek. Kuyumcu sektörde kaldığı müddetçe verdiği altına dokunamayacak. Kuyumculardan 500 er gram altın toplanacak. Ekonomide yaşanan büyük kaynak sıkıntısına çare arayan hükümetin Osmanlı döneminde uygulanan salma vergilere benzeyen yöntemle kaynak toplamak için yönetmelik taslağı hazırladı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan sürpriz yönetmelik taslağına göre ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500 er gram altını yaklaşık 210 bin lira kamu bankalarına yatırmaları istenecek. Altın teminat olarak yatırmayanlar kuyumculuk yapamayacak. Kuyumcular esnafa salma salan düzenleme karşısında adeta şoke oldu. Sektörde kaldığı müddetçe verdiği altına dokunamayacak. Sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlandığı belirtilen kuyum ticareti hakkında yönetmelik taslağına göre kuyumcu teminat hesabına yatıracağı altına sektörde kaldığı süre boyunca hiç dokunamayacak, işletemeyecek, kullanamayacak. Sadece faizini alabilecek. Türkiye'de yaklaşık 40 bin kuyumcu olduğu, taslağın resmiyet kazanması halinde devletin kuyumculardan yaklaşık 20 ton altın, yaklaşık 8.4 milyar lira toplanacağı hesaplandı. Sürpriz yönetmelik taslağına göre tüm Türkiye'de ve Kütahya'daki her bir kuyumcudan 500 er gram altın toplanacak. Bu yolla kamu bankalarında 20 ton altın biriktirilecek. Sürpriz yönetmelik taslanı Kütahya Kuyumcular ve Sarafçılar Odası açıklama yapacak mı? Yoksa sessiz kalmayı mı tercih edecek?